Hayatınızda yapabileceğiniz en ilginç meslek nedir? Peki o meslekte ne kadar başarılı olabilirsiniz? Bir insanın hiç ummadık bir alanda vergi rekortmeni olması mümkün mü? Kim o da bu hafta? Genel Evler Patroniçesi Matilt Manukyan. Matilt Manukyan 1914 yılında İstanbul'da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası sayesinde önce Balat Ermeni Okulu'nda, ardından Notre Dame de Sion Koleji'nde eğitim aldı. Türkçenin haricinde Fransızca, Ermenice ve Rumca öğrendi. 16 yaşında yapmak istediği mesleğe karar vererek terziliğe başladı ve çıraklığında Lucia'nın, kalfalığındaysa sosyete terzisi Maksut'un yanında çalıştı. Bu sayede sosyetede tanınan bir isim haline geldi. Balolara ve gösterilere davet edilmeye başlayan genç kadın, bir makine mühendisi olan eşi Aram Çilingir'le de bu davetlerden birinde tanıştı. Fakat Matilt'in babası kadar zengin ve iyi de bir tüccar olan Aram'ın işleri 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bozuldu. Matilt, bu yıllarda oğlu Keroke'nin doğmasını bekleyen hamile bir ev hanımıydı. Yaşanmakta olan bu kötü günlerde hastalanan Aram artık Matilt'e muhtaçtı. Çareyi eski ustası Maksut'un yanında tekrardan çalışmaya başlamakta bulan hamile kadın, hayatını değiştiren Behice ile moda evinde tanıştı. Birçok elbise diktirerek girdiği büyük borcu kapatmak isteyen Behice, Manukyan'a ortaklık teklif etti. Ve genel evlerin patroniçesi bu şekilde tanınmaya başladı. Önce ne evi olduğunu düşünemedim. Ben paranı bankaya yatırırım, sen gelmesen daha iyi deyince anladım. Çekiniyordum ama paraya ihtiyacım vardı, kabul ettim. Aileme söylemedim. Kocam terk eder, ailem evlatlıktan reddederdi. Her bankaya gittiğinde eli boş dönen Manukyan bir gün cesaretini toplayarak Abanos sokağındaki genel eve gitti ve ödemesini elden aldı. Böylece aynı genel eve gidip gelmeye başlayarak farklı bir dünyanın içine girdi. Hastalıktan kurtulamayan eşi Aram'ı bu yıllarda kaybeden Manukyan artık oğlu Keroke ile bir başınaydı. Abanos sokağında yükselen gücünü yaymaya karar verdi. Önce evi satın aldı, tek patron haline geldi. Ardından 2. Abdülhamit döneminde Avrupalılar için kurulan Zürafa Sokağı yıllar içinde mabedi haline getirdi. Bu sokakta bulunan 5 ev Sümbül Yaşar Karasu adlı bir kadına aitken geriye kalan 37 ev ise Manukyan'a aitti. Manukyan yüzlerce kadını ve ilerleyen zamanlarda birçok transseksüeli çalıştırdığı bu evler sayesinde herkesçe tanınan ve saygı duyulan bir isim haline geldi. Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi dönemin önemli gazeteleri tarafından defalarca manşetlere taşındı. Namusumla kadın satıyorum diyerek olay yarattı. Fuhuş yapan kadınların koruyucusu mu yoksa bu hayata düşenlere daha da zulmeden bir cellat mı olduğu yıllarca tartışıldı Manukyan'ın. Türkiye'nin ilk transseksüellerinden olan ve bir süre Matilt ile çalışan Deniz Anne yıllar sonra onun için kerhaneye arka sokaktan girerdi. Giyimi çok paspaldı. Üzerinde hep aynı elbise olurdu. Ben kürk giyinsem de Matilt'im, çuval giyinsem de siz kendinize bakın derdi. Sözlerini dile getirdi. Ölümünden sonra diğer bir eski çalışanı olan Filiz Kargal, Matilt'in oğlu Keroke'yi dava ederek Manukyan için şu sözleri söyler. Ayın her günü çalışalım diye rahimlerimizi dağlattı. 23 yıl yanında çalıştım. Bir gün sigortamı ödemedi. Evli ve 3 çocuk annesiyim. Bu batağa tekrardan düşmek istemiyorum. Manukyan 1994 yılındaysa yaşı küçük ve kaçak fahişe çalıştırmak suçundan gözaltına alındı. Tutuklanma talebiyle Şişli Adliyesi'ne sevk edildi. Fakat ardından serbest bırakıldı. İddialara göre kirada bulunan Şişli Adliyesi'nin mal sahibi de Matilt Manukyan'dı. Ve adliyeye gittiği gün kira ödemesinin yapılması gereken gündü. Patroniçe o gün herhangi bir ödeme almayarak adliyeden ayrılıyor ve özgürlüğüne geri dönüyordu. Çevresindekilerin ifadelerine göre yaptığı işten dolayı ne utanıyor ne de gurur duyuyordu. Fakat Zürafa Sokağı'na yaptırdığı bir arka kapıdan giriyor, herkesin ödemesini yaparak aynı kapıdan çıkarak son model arabasına binip evine dönüyordu. 90'lı yıllarda 6 defa vergi rekortmeni olan, devlet yetkililerinden plaketler, tebrikler alan Büyük Mama, vergi rekortmenliğinin yanı sıra birçok yardım kuruluşu ve derneğe bağışlarda bulundu. 94-95 yılları 2. Dünya Savaşı yıllarından sonra Manukyan için belki de en karmaşık yıllardı. 1994'te yakalanan Hizbullah örgütü üyeleri Manukyan'a suikast planladıklarını açıkladı. Olaylar bununla kısıtlı kalmayacaktı. 1995 yılına gelindiğinde evinin önüne bomba bırakıldı. Aynı yıl otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu şoförü ve koruması öldü, ayağı kırılan Manukyan 8 ayda 12 ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.
Bu yılda yaşadığı en sarsıcı olaysa torunu Linda Chillinger'in genç yaşta beyin kanaması geçirerek ölmesiydi. Kurduğu Genel Evler İmparatorluğu'nun kraliçesi olan Matilde Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Şişli'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Öldüğü gün genel evlerinin kapılarına siyah kurdeleler bağlandı, tüm çalışanları %50 indirim yaptı. Birçok hayat kadını Fuş kraliçesinin öldüğü gün öksüz kaldıklarını dile getirdi. Ardında inanılması güç büyüklükte bir servet bırakan Manukyan, 6 yıl önce kaybettiği torunu Linda Chillinger'in yanına defnedildi. Tüm mal varlığı ise oğlu Keroke Chillinger'e kaldı. Ne mesleğinden utanıyordu ne de onunla gurur duyuyordu.